Büyük baba, büyük baba. Haydi. Büyük baba. Güzel kızım, evine geri döndün. Sonunda döndün. Yanıma dönebildin işte. Ağlama sakın. Artık her şey düzelecek. Ağlama kızım. Her şey düzelecek dedim. Artık döndüm. Yeniden evimdeyim. Bunun farkındayım ama nedenini bilmiyorum. Ne oldu? Seni kovdular mı? Tabii ki hayır. Clara, Bay Zezeman, büyük anne hepsi çok iyiydi. Neden öyleyse? Evime dönmek istemiştim. Tekrar dağlarda olmak istiyordum. Burada seninle. Evimi özledin. Bazen nefesim bile kesildi ve gün boyunca ağladım büyük babacığım. Ağlıyor muydun? Bayan Rottenmeier benimle çok uğraşıyordu. Clara'nın heyecanlanmasını istemiyordu. Clara acınacak durumda. Tüm gün tekerlekli sandalyede oturuyor büyük baba. Clara'nın doktoru hemen evime dönmemi söyledi. Clara'nın doktoru mu? Yoksa sen hasta mısın Heidi? Hayır, ben çok sağlıklıyım. Çantamda Bay Zezeman'dan bir mektup var. Bekle de sana getireyim. Şu çocuk. Sağ ol. Bay Zezeman mektubu hemen okumanı söyledi. Bu da senin. Ya, teşekkür ederim. Biliyor musun büyük baba, çok susadım. Çeşmeye gideceğim. Kakaodan çok daha güzel. Ayrıca çok da soğuk. Hala buz gibi. Camlar. Aşırdım. Bu anı çok beklemiştim. Bazen evin önünden geçen arabaları çam ağacı sanmıştım. Ne kadar saçma, düşünsene büyük babacığım. Orada çam yok muydu? Şehirde yoktu ama ormanda vardı. Düşünsene evin önünde ağaç yok. Burayı niye özlediğini anlıyorum. Şehirde hiç ağaç yoktu. Haydi, Frankfurt'a dönmek istemediğinden kesinlikle emin misin kızım? Bunu nasıl sorarsın sen? Frankfurt'ta kalmak isteseydim hala orada olurdum ben. Yoksa senin yanında kalmamı istemiyor musun ha? Nasıl? Senin yanımda kalmanı ne kadar istediğimi bilemezsin. Harika. Hiçbir şeyin yok. Üstüne bir şey giy. Hava soğuyor artık. Peki, buraya çıplak mı geldin? Tabii ki hayır. Ama üstümdeki elbiseye dayanamıyordum. Bu şekilde çok daha iyi. O elbiseler buralara dayanamaz. Demek öyle. Buraya ilk geldiğinde de donak gittim. Elbiseyi hemen Peter'in kulübesinde çıkardım. İçeride değişiklik var mı? Hayır. Harika. Her şey eskiden olduğu gibi büyük baba. Masa, ateş. Hala peynir yapıyor musun? Elbette. Sana yardım edebilirim ama bu sefer yanlış yapmayacağım. Bak, dolabımda senin için ne sakladım. Elbise.
Giy hadi. Çok ufak görünüyor. Oh, sıkıştım. Elbisen sana olmuyor. Ne yapacağız? Frankfurt'ta büyümüşüm. Durum öyle görünüyor. Ben hayaletim, ben hayaletim. Olmayacak. Sonsuza kadar bu elbisede kalacağım. Hayır. Dolmadan önce seni bu elbiseden kurtarırsam çok iyi olacak. Bu kadar çok büyüdüğümü bilmiyordum. Sanırım Clara'nın elbiselerine ihtiyacım olacak. Elbiselerden? Tabii ya. Onları Dörfli'de bırakmıştım. Gidip alır mısın? Elbette. Bunu biliyordum. Ona da öyle söylemiştim. Öyleyse seni daha fazla bekletmeyeyim. Evet. Yaşasın. Yatağım. Yatağımı saklamamış. Yatağımı ne yaptın büyük baba? Yatağım yukarıda değil artık. Biliyorum. Yatağını kaldırmıştım haydi. Ama neden? Çünkü ben evine bu kadar erken dönebileceğini nereden bilebilirdim ki? Ayrıldığın gün o kadar neşeliydin ki sen. Öyleyse benim bir daha buralara dönmeyeceğimi düşündün. Doğru mu? Bunu mu düşündün yoksa? Evet. Evet. Düşündüm ama düşünmediğim zamanlar da oldu kızım. Bunu kabullenemiyordum. Kabullenmek istemiyordum. Bizi unuttuğundan korkuyordum. Ama büyük baba. Senin şehir kızı olduğunu sanmıştım. Sen hala benim haydimsin. Hep öyle kalacağım. Başka türlü olamazdı zaten. Çünkü sen bu dağlarda büyüdün. Sen buraya dağlara aitsin, şehre değil. Evet. Hadi şimdi yatak yapalım büyük baba. Sakın düşeyim deme, dikkatli ol. Yumuşak mı? Sorun o değildi büyük baba. Uyuyamıyordum. Ağlıyorsun. Çünkü çok mutluyum. Bunlar sevinç gözyaşları. Bana ne olduğunu bilmiyorum. Hem ağlıyorum hem gülüyorum. Hepsi birden büyük baba. Büyük baba. Evet kızım. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. İnanamıyorum. Niye bana haber vermediniz? Ha, haydi. Şiveli, belli evime döndüm işte. Merhaba. Merhaba.
Gıdıklanıyorum. Nasılsın bakalım ufaklık? Bağırıp durmasana. Merhaba Peter, döndüm. Döndüğüme sevinmiyor musun yoksa? Bakıyorum da hala eskisi gibi görünüyorsun ha. Başka nasıl görünecektim? Bak ben çok büyüdüm. Adınız nedir hanımefendi? Benim adım Haydi. Ve sonunda evime geldim işte. Ah yaşasın. Kararacak. Şimdi gitmeliyim. Yarın bilimle daha çıkar mısın Haydi? Tabii ki. Ne sanmıştın? Yine aynı hikaye. Kımıldayın bakalım hadi. Size hadi dedim. Kımıldayın. Neyiniz var sizin? Yarın nasıl olsa görüşeceğiz. Hadi onunla gidin. Hadi. Ne yapacağız şimdi? Tıpkı eskisi gibi. Kıvılda! Hoşça kal Haydi! Hoşça kal Peter! Yarın görüşürüz! Ya Şiverli? Hadi onları da al! Seni uykuttulu mu? Haklısın! Nereye gideceklerini çok iyi biliyorlar! Keçi sağmayı biliyor musun? Yoksa onu da mı unuttun? Sağmayı unutmak mı? Uzun süredir sağmamıştın. Ne olmuş? Unutmakmış. Merhaba. Şiverli'nin nesi var? Ne olabilir? Şişirilmiş bir yastığa benziyor. Çok mu yem yedi acaba? Şiverli mi? Hayır, onun hiçbir şeyi yok. O sadece hamile. Bir bebeği olacak. Şiverli, bir de hiçbir şeyin değişmemiş olduğunu düşünüyordum. Biraz daha mı? Bu üçüncü tabağın biraz fazla olmayacak mı? Hayır, kesinlikle olmayacak. Çok uzun süredir taze keçi sütü içmedim büyük babacığım. Ama başka şeyler yemişsindir. Evet, yedim ama hiçbirinin tadı bu peynir kadar güzel değildi. Ya, sana öyle geliyordur Haydi. Davası insanı acıktırır, o kadar işte. Reçel vardı, bir de soslu muhallebi ve reçelli ekmekler. Ama hiç bu kadar güzel değildi. Öyle mi? Akşamları hep pasta ve kakao vardı. Tadını beğenmediğim halde hepsini yemek zorunda kalıyordum büyük baba. Buna ne dersin? Orası güzel değildi. Bulutlar bile bizimkilerden çok farklıydı. Kartallar yoktu. Hep pencerenin önünde bekliyordum. Haydi sakin ol. Köpek bile yoktu. Kedi de öyle. Onları hep dışarı atıyorlardı. Tamam Haydi, geçti ama artık. Büyük baba... Bayan Rottenmeier istemiyor.
orada onu. Bayan Rottermeier'i unut. Ekmeğini yemeyecek miydin? Aa! Aklına bir şey mi geldi? Pencerede biri vardı büyük baba. Pencerede mi? Hayal görmüş olmalısın. Eminim kimse yoktu. Aa! Evet ama az önce biri vardı. Kim var dışarıda? Gecenin bu vaktinde ne arıyorsun burada? Peter, kapıyı neden çalmadın? Ben sadece... Sadece ne? Önemli bir şey. Bunları sana getirdim Heidi. Bana mı? Umarım seversin. En sevdiğim fındıklar. Çok iyisin Peter. Bence de öyle. Öyle mi dersin? Hadi keçi komutanı içeri gel. Gelebilir miyim? Çekinme de gel içeri hadi. Eskiden de bizimle yerdin, unuttun mu? Evet ama eskiden de ben yokken hiç gelmedin mi? Sen yokken gelmeye cesaret edemedim. Her şey birden değişmişti. Büyük baba yine eskisi gibi olmuştu. Yüzü asılmıştı. Gelin bakalım, oturun. Söylediklerinden tek bir kelime bile anlayamadım büyük baba. Şimdi konuşamayız, tamam mı? Bunun nedeni... Sen gidince bana sinirli sinirli baktı. Beni hiç kabul etmedi. Benimle hiç konuşmadı, yanına bile almadı. Anlıyor musun Haydi? Büyük baba. Ben... Şu başıma gelenlere bak. Hadi masaya oturun. Az önce fil kadar açtın ve doğru hatırlıyorsam sen de her zaman açsın Peter. Ne bekliyorsun? Zorla otur, tamam ya seni. Birden değişmiş. Hayır, hep böyleydi o. Hiçbir şekilde değişmedi. Sen korkaksın. Olabilir, belki de öyleyim. Benimle arkadaş olur mu dersin Haydi? Tabii, masaya oturursan. Önce sen otur. Tamam. Nerede o? Neyse. Al Peter, bu senin için. Hayır, bunu kabul edemem Haydi. Neden? Aslında sana kaval verecektim ama kaybetmiş olmalı. Dur biraz Haydi. Bunu alabilirsin sanırım. Evet, al işte. Lütfen, lütfen al. Buna hiç gerek yoktu. Teşekkür ederim Haydi. Masaya ne zaman oturacaksınız? Burada 2 saattir sizi beklediğimi unuttunuz mu yoksa? Bir şey diyeceğim Haydi. Seni yarın gelir alırım, tamam mı? Peter. Bak sen. Yemek yemeden mi gidiyorsun? Yoksa hastalandın mı? Hayır ama... Eskiden hep burada kalırdın sen. Büyük anneme döneceğime söz vermiştim Haydi. Bu yüzden gitmem gerekiyor. Kurutulmuş et, peynir ve taze ekmek olsa bile mi? Et mi? Teşekkür ederim. Çok güzel ama eve dönmem gerekiyor. Neden yanına almıyorsun? Sepete koyabilirsin. Sen de sana şaşırtırsın be Haydi. Her zamanki gibi. Bir yıldız kaydı. Dilek dilemek istiyorum. Artık gitmek zorundayım. Mecbur musun? Ne yazık ki. Gerçekten kalacak mısın? Bir daha asla gitmeyeceğim. Büyük anneye selam söyle. Baş üstüne. Hoşçakal Peter. Yarın görüşürüz. Görüşürüz Haydi. Hoşçakal. Yaşasın.
baba. Uyuman gerek. Ama uykum yok ki. Sen de çok mutlu musun? Evet kızım, hem de pek çok. Ertesi sabah Heidi uzun süredir ilk defa Peter'le birlikte güneş daha yeni doğmuşken dağlara çıktı. Heidi ikide bir sevinç çığlıkları atıyordu. Sanki buraları daha önce görmemiş gibiydi. Heidi bu kadar mutlu olabildiğini anlayamıyordu. Saatler boyunca Peter'le beraber otlakta uzandı ve güneşin keyfini çıkardı. Heidi için bir hayal gerçek olmuştu. İlk gününde bir kartal bile gördü. Bunu da bir dahaki bölümde anlatırım.